Meteksan savunmanın Farade 3D radarın bulunduğu ve Photonics'in elektro-optik sisteminin bulunduğu bir yapı. Burada radar-optik sisteme entegrasyonunu yapıyoruz aslında. Hem radarın hem de elektro-optik sistemin kontrol kabiliyetini kazandırıyoruz. Hemen altında yer alan Minmast'ın üretmiş olduğu mast sistemi de entegre ederekten elektromekanik bir bütünlük sağlıyoruz. Bu sayede radar-optik sistemlerin entegrasyonuna bir kolaylık sağlıyor. Bu sistem drone tespitinde ve takibinde gerektiğinde de soft kill yapılabilmesi için jammer entegre edilerekten kullanılan bir konsept. Bu sistemin çalışmaları 2018 yılında başlayan ve bugüne kadar Ar-Ge faaliyetleri süren çalışmalar neticesinde ortaya çıktı. Yakın zamanda da envantere girecek bir sistem. Sistemin elektromekanik unsurlarında %81 yerlilik var. Yani olabildiğince tüm milli imkanlar kullanaraktan üretilmiş bir sistem. Sistemin şu anda ihracatı henüz yapılmadı ama mevcut potansiyeller devam ediyor, görüşmeler devam ediyor. Görmüş olduğunuz ürün bizim 4120 ailesine ait bir ürün. 50 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyoruz. Kendisi iki eksen yönlendirici olarak geçiyor. İki tane anten birimini haberleşmesinin daha stabil olması için aslında sinyallerin çakıştırılmasında kullanılıyor. Bizim buradaki ürünümüzde hassasiyet çok önemli. Yaklaşık %5'e bir doğruluk oranımız var. %6, %7 civarlarında tekrarlanabilirlik ve çözünürlüğümüz var. Yani bizim aslında bu 3 farklı birim kontrol sistemlerinde önemli. Tekrarlanabilirlik, çözünürlük ve hassasiyet. Bu ifadelerde biz müşteri üzerinde geliştirmeler yapabiliyoruz. Kullandığımızda tilt ve pan eksenlerinde, pan ekseninde 3 RPM'e yakın bir hızımız var. Tilt ekseninde 2 RPM dönüş hızımız var. Ürünümüz 2022 yılından itibaren Ar-Ge süreci devam etti. 2021 yılında da envantere girmiş bulunuyor. Yerlilik oranı %90'ın üzerinde diyebilirim bu ürün için. Bu sistemde Romanya'ya bir ihracatımız var. Milmas firmasıyla beraber ortaklaşa bir çalışmamız oldu. Milmas firmasıyla beraber bir stratejik ortaklığımız var. Bu ortaklıkta yükseltme sistemleri kendileri geliştiriyorlar. Biz üzerindeki kontrolcü sistemleri yerleştiriyoruz. Daha sonra oradaki haberleşmeyi, işte antenden aldığı sinyale göre pozisyonunu belirlemeyi, buradaki algoritmaların koşmasını, yazılımlarının hepsini biz yapıyoruz. Milmas firması mesela araç arkasına entegrasyon yapılıyor. Burada bir yükseltme ihtiyacı duyuyor. Çünkü antenler arasında haberleşme oluyor. Milmas firması görmüş olduğunuz yükseltme sistemlerini yapıyorlar. Görmüş olduğunuz bu sistem gene bizim Pantilt ailemize ait 1030L dediğimiz model. Bu model müşteri isteğine göre konfigüre edilebiliyor. Yani şöyle ki mesela şu anda görmüş olduğunuz sistemin üzerinde bir optik kamera mevcut. Diğer sistemimizin kulaklarında da ayrıyetten faydalı yükler bulunabiliyor. Aslında ikisi de 1030L dediğimiz Pantilt sistemlerine ait ürünlerimiz. Bu ürünlerimizde pan ekseninde 4 RPM, tilt ekseninde de 2 RPM gibi hızlara ulaşabiliyoruz. Tabii bunlar müşterinin isterlerine göre konfigüre edilebiliyor. Çünkü burada görmüş olduğunuz sistemlerin yazılımları, elektronik komponentlerin tasarımları, mekanik tasarımlar hepsi bize ait olduğu için müşteri ihtiyaçlarına göre farklı senaryolar geliştirebiliyoruz. Yazılımları, elektronikleri ve mekanikleri kendi içimizde geliştirdiğimiz için dışarıya çok fazla bağımlılığımız yok. 2020 yılında diğer ürünlerle beraber Ar-Ge sürecine başlanıldı. 2021 yılından itibaren de teslimatları hala da devam ediyor. Arka tarafta da SIREM dediğimiz silahlı sistemlerde kullanılan Tetra modelimiz. Tetra modelimizin diğer sistemlerden farkı 5 eksen dönebiliyor. Görmüş olduğunuz sistemde azimut ekseni, aşağıda şöyle yan hareketi sağlayan eksene biz azimut ekseni diyoruz. Elevasyon eksenimiz de bizim yukarı aşağı, yataydaki, dikeydeki hareketi sağlayan eksenlerimiz. Fakat bu üründe bu iki eksenin haricinde iki eksendeki elevasyon eksenleri de birbirlerinden bağımsız olarak hareket edebiliyor. Ayrıca bu tiltlerin üzerinde bir de tetra dediğimiz beşinci eksenler var. Bu tetralar bizim ne özelliğini bizde sağlıyor? Şu özelliğe yarıyor. Aslında silahla kameraların line of sight'ta aynı hedefe kesişmesini sağlıyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela silahı koydunuz. Optik birimi diyelim ki çok yana koydunuz. İkisinin aynı yeri görmesi lazım. Neticede personel atış yapacağı tarafla silahın aynı yere bakmasını ister. Yani gördüğü yerle silahın aynı yere bakmasını ister. İşte biz bu sistemi de böyle geliştirerek otomatik olarak çakışmayı yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz sistem yine bizim 1030L ürünümüz. Buradaki farklılığımız şu, diğer ürünlerimiz müşterinin kendi optik veya işte radar sistemleriyle haberleşirken veya kendi kontrol yazılımlarımızla haberleşirken burada kendi geliştirmiş olduğumuz rack panel dediğimiz cihazla haberleşiyor. Görmüş olduğunuz rack panelde üzerindeki dijital OLED ekrandan sistemin konumunu, hızını ve çalışma durumunu, sağlık durumunu görebiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz sistem yine yaklaşık 4 RPM pan ekseninde dönerken
2 RPM'in üzerinde de tilt ekseninde dönüş hızına sahip. Onun haricinde görmüş olduğunuz gene bizim K-Tech dediğimiz bir ürünümüz var. Bu ürünün aynı zamanda yurt dışına ihracatı da tamamlandı. K-Tech olarak adlandırdığımız bu ürünümüzün de Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslimatı tamamlanacak önümüzdeki aylarda. Satış sözleşmelerinin hepsi tamamlandı. Yine 2 eksen kontrolcü. Fakat burada müşterinin bizden istediği tilt ekseninde sıfıra yakın zero backlash dediğimiz bir üründü. Biz burada kendi mekanik yapımızı geliştirerek aslında motorda enerji olmadığı halde dahi tilt eksenindeki faydalılıkla beraber ürünün sabit durmasını sağlıyoruz. Yani bu ne demek? Tilt eksenini belli bir dereceye eğdiniz. Mesela 30 derece, 45 derece. Üzerindeki faydalı yükle beraber biz aslında diğer bazı modellerimizde bunu motor kuvvetiyle tutuyoruz. Ama bu ürün hiç motor kuvveti kalmadan, motor kuvvetine ihtiyaç duymadan mekaniksel olarak bu yapıyı şey yapabiliyor, sabit bir şekilde tutabiliyor. Bu ürün Romanya'ya ihraç edildi. 4220 dediğimiz model. Bilmas'la ortaklığımızla birlikte. Bu ürün aslında oraya ihraç edilirken kontrol yazılımı değil de kendileri bizden bir kontrol paneli yapmamızı istediler. Biz de kendi isterleri doğrultusunda sistemin anlık bilgilerini paylaşan bir joystick panel gerçekleştirdik bu doğrultuda. Joystick üzerinden yukarıdaki anten biriminin kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sistemin gerilimlerini, sıcaklık değerlerini, varsa bir hata durumunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ayrıca birden fazla modla birlikte farklı çalışma senaryoları da oluşturabiliyorsunuz. Bunlar nedir mesela? Diyelim ki belli istenen derecelerde cihazın sürekli tarama yapmasını istiyorsunuz. Veya işte belli bir eksende sürekli dönüş yapmasını istiyorsunuz. Bunları yine joystick paneli üzerinden kontrol edebiliyorsunuz.